Müslüman gençler baktılar, hurafeleri tarif edemiyor, açıklayamıyorlar. Konuları açıklayamıyorlar. Darwinizmi açıklayamıyor, materyalizmi açıklayamıyorlar. En sonunda bir kısım alimler çıktı, dedi ki, ya dedi, Darwin kim ki? İbn-i Müskeveh bizim büyük alimimiz. Darwin'den çok önce Darwinizmi savundu. Asıl biz sahip çıkıyoruz Darwinizme. Dolayısıyla Darwin'i öteliyoruz, adam yerine de koymuyoruz. Yaşasın İbn-i Müskeveh, yaşasın Darwinizm. Müslümanlara da helal olsun, bak ilk Darwinistler Müslümanlar bizdik. Öyle bir dahayız bizden ortaya çıktılar. Evet. Halen de söylüyorlar. Yaşar Nuri Hoca da çıkmıştı, İbn-i Müskeveh. Ondan sonra ilk Darwinist'tir, Darwin kim oluyor ki gibisinden. İlahiyat hocalarının büyük bölümü böyledir, çoğu böyledir. Bir kısmı diyor ki Darwinizm mi var ya diyor. Bir kısmı Darwinizm nedir diyor. Bir kısmı diyor ki o zaman maymun nereden geldi diyor. Maymunlar niye insan olmuyor o zaman diyor. Böyle abuk sabuk, ipsiz sapsız yorumlar yapıyorlar bu sefer. Yani adamlar güldürecek, Darwinistler güldürecek. Yani hayret edecek. Yani çocuğun söyleyemeyeceği ilkel mantıkta ifadeler kullanıyorlar. Bu durumda bakıyorlar ki adamlar yenilme kaçınılmaz. O zaman diyor ki komüniste, ya diyor ben senin daha komünistim diyor. Ama ben diyor Müslüman komünistim diyor. Müslümanlıkta zaten komünistlik var diyor. Ben zaten Darwinistim diyor. Sen kim oluyorsun ki diyor. İran'ın yöntemi budur işte. Ta 1970'lerde çıkmıştı bu hareket. 1980'lerde falan tırmandı. Türkiye'de de mesela Müslüman gençler askeri parkalar, askeri postallar, ağızlar, bıyıklar ağızların içine giriyor böyle. Tam klasik komünist uslubu vardı. Hem uslupları komünistti, hem kılıkları komünistti, hem terör yöntemleri komünistti. İran o kafayı aldı, oturtturdu ve yeniden o bir yenilenme olmadı. Beton gibi oturdu. Türkiye'de o komünist olan gençler, yani Müslüman komünist gençler, sonra değişti onlar. Kimi liberal oldu, kimi bilmem başka bir şey oldu. Efendim, kimi daha halim hale geldi. Yani eski o komünist kafaları o kadar kalmadı. Ama bir kısmında da o turşu gibi kaldı tabii komünist kafa. Fakat İran'da rejim kendi kendini kilitlediği için bir yenilenme de olmuyor. Kendi kendi içerisinde derin devlet yapılanması meydana getirdiler. İki ayrı milis gücü meydana getirerek rejimi ve gizli komünist devleti koruyacak bir yapı oluşturttular. Halkı Mücahitler Örgütü vardı. Onlar da onlara karşı bir mücadele verdiler. Onlar da öyle gerçek anlamda dindar bir yapılanma değil. Yani. Onlar da bambaşka bir kafa. Onlar da daha ziyade Amerikan yanlısı bir siyaset izliyorlar. Şah'ın oğlu, işte ben de İran'a döneceğim, yeniden saltanatın başına geçeceğim kafasında. Yani babasının sürdüğü keyfi, İran halkı sanki o kadar saf, alıp bunu getirecekler, geri kalan keyfi bu tamamlayacak. Onun da olmayacağı belli. Yani Mehdiyet'in olmadığı her yerde bir perişanlık, bir ızdırap, bir sıkıntı gidiyor. Bak hoca ne diyor? NATO diyor, İttihat-ı İslam'ı istemez. Peki Zaman Gazetesi istiyor mu? Bir sor bakalım. Evet. En başındaki ağabeyler, neydi o bize gelen Hüseyin Gülerci ağabey? Çok değerli bir ağabeyimiz, eline öperim. Ne diyor? Bizim diyor İttihat-ı İslam diye bir konumuz yok diyor. NATO'ya niye kafanızı takıyorsunuz o zaman ya? Tabii. NATO'dan daha büyük bir güç oluşmuş işte burada. İttihat-ı İslam diye bir iddiamız yok diyor. Böyle bir talebimiz de yok, buna gerek de yok diyor. Peki o zaman NATO böyle mi dedi size? NATO böyle bir şey demedi. O zaman asıl risk neredeymiş? Kendi içinizdeymiş. Ve bir tek o mu diyor? Birçoğu söylüyor. Zaman Gazetesi yazarların birçoğu söylüyor. İttihat-ı İslam diye bizim bir iddiamız yok diyor. Mehdi de gelmeyecek diyor. Şahsı manevidir. İsa Mesih de gelmeyecek. Şahsı manevidir diyor. Bediüzzaman da sizleri kandırmıştır diyor. Kardeşim sen NATO'nun milyon misli etki yapmış oluyorsun. NATO hadi durdurmaya kalktığını farz edelim. İddianı kabul edelim. NATO'nun etkisi birse senin içten olan etkin trilyon. Asıl neticeyi sen elde ediyorsun. Cübbelinin vuruşu neyse,
Senin vuruşun o. Aynı yöntem. Dolayısıyla içerideki bu garip yapılanmanın asıl düzeltilmesi gerekiyor. Israrla inat ediyorlar. Bediüzzaman'a sadık değiller. Risale-i Nur'a sadık değiller. Risale-i Nur'a cephe aldılar. Risale-i Nur'un uslubunu beğenmiyorlar. Peygamberin belirttiği hadisleri kabul etmiyorlar. Ahir zaman peygamberimiz belirtmiş. Mehdi çıkacak diyor. Mehdi'ye uyun diyor. Mehdi ile müjdelen diyor. Sureti kadiyeti kabul etmiyorlar. Peygamberimizin mucizeleri oluştu. Ahir zamanda birçok olayı bildirdi. Bunları duymak dahi istemiyorlar. Konuşmak dahi istemiyorlar. Bak Mehdi'den bahsediyor. Bediüzzaman diyor ki böyle dedi diyor. Berker. Adam diyor benim keyfim kaçtı diyor. Olmadı arkadaşım diyor. NATO mu sorunmuş? Sizin kendi adamlarınız mı sorunmuş? Göstersene şu şeyi, filmi. Bak NATO'dan kaç misli etkili bir konuşma. Kim etkiliyor? NATO mu durdurmaya çalışıyormuş İttihat-ı İslam'ı? Kendi içinizdeki adamlar mı durdurmaya çalışıyormuş? Bir görün. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bakın iki cümle var. İkincisinde bahar geçiyor. Yani Arap baharında da şimdi manidar da kadar. Her zaman olduğu gibi üstadım. Şöyle diyor. Elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet-i aliye feveran edecek. Bakın tam cereyan ediyor. Ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap Baharı'nın Üstad Hazretleri söylemiş. Ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Diyor. Buna dair değerlendirmenizi ve ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi, bakın ittihattan bahsediyoruz. Mehdiyet bir ruhtur kardeşim. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Ben Risale-i Nur'dan bahsediyorum. Anladım ama benim şeyim budur. Yani eğer bir Mehdi inecek dediniz mi herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu anda. Biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Siz Mehdi'den bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım üstadın. Anladım ama. NATO mu sorunmuş? Kendi içindeki adamlar mı sorunmuş? Bak NATO'dan bin misli daha etkili. Bediüzzaman'ın konuşmasını kabul etmiyor. Konuşmayacaksın diyor. Risale-i Nur'da Bediüzzaman ifadesini konuşmuyor. Bu tevazuya aykırı diyor. Peygamberin konuşmaları tevazuyu bozar diyor. Peygamberin hadisleri diyor. Yani peygamberin getirdiği anlatım tevazuyu bozar diyor. Bediüzzaman'ın söyledikleri tevazuyu bozar diyor. Sakın ha diyor. NATO sorunu yok. NATO'nun bir şey dediği yok. NATO İttihat-ı İslam'ı iftiharla destekler ama yobazlık olmamak şartıyla. Yobazlık yaparsan zaten Allah belanı verir. Nasıl daha önce Allah belanı verdiyse yine Allah belanı verir yobazlığa kalkarsa. Sahabe dönemi İslam'ını kabul edersen NATO da destekler, herkes de. NATO Allah'ın elinde. NATO bağımsız bir güç değil ki. NATO'ya emri veren de Allah'tır. NATO kendi başına mı hareket ediyor? Amerika kendi başına mı hareket ediyor? Allah ne derse kaderde onu yapıyorlar. Tabii inşallah. Rusya, Çin hepsi Allah'ın emrinde. Bütün ordular Allah'ın emrinde diyor Allah Kur'an'da. NATO'dan çekineceğine Allah'a teslim ol. Evet, ve İttihat-ı İslam iste. Yani uslubum sert, doğru. Ama kusura bakmasın, ellerini öperim gördüğümde ellerini öperim. Ama anlatım uslubu başka bir türlü olmuyor. Yani nasıl anlatayım ben bunu başka türlü?